Ekranlara yansıyan son dakika gelişmesiyle birlikte gündemimiz bir anda değişti. Elazığ'a döneceğiz. Görüntüler Elazığ'dan, çünkü Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. İşte o depremin bıraktığı iz kameraya böyle yansıyor. 6,8 büyüklüğünde oldukça büyük bir deprem. Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız günler içerisinde peşi sıra hem Manisa'da, Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında da Ankara'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İşte deprem anı şu anda ekranlarda. Depremin saniyelerce sürdüğünü bu görüntü bize anlatıyor. Çünkü depremin başlaması sonrası görüntü çekiliyor ve o görüntü esnasında da depremin sürdüğünü görüyoruz. Tekrarlayalım. Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde, oldukça büyük diyebiliriz bu depremi, 6,8. Merkez üssü Sivrice olan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi. İlk görüntüler şu anda ajanslardan elimize ulaştığı şekliyle sizlerle paylaştığımız görüntüler panik ekranlara yansıyor. Araçların alarmlarının çaldığını, vatandaşların sokaklara çıktığını görüyoruz. İlk gelen görüntüler bu şekilde. Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Malatya'daydı. Elazığ'a birazdan uzanacağız. Arkadaşlarımız o noktadaki gelişmeleri takip ediyorlar ama hemen Kerim Ulak'a dönelim. Kerim, hissettin mi depremi? Neler aktaracaksın? Malatya, Elazığ'a yakın. Lütfen paylaş izleyicilerimizle. Aktan, depremin merkez üssüne oldukça yakın bir noktadayız. Malatya'dayız. Malatya-Elazığ arası yaklaşık 90 kilometre. Ve depremin olmasıyla birlikte vatandaşlar bir anda sokağa fırladılar. Ben sokakları şu an sizlere göstermek istiyorum. Malatya'da şu an yüzlerce, binlerce kişi sokağa fırlamış durumda. Ve şu an binalar neredeyse tamamen boşaltılmış durumda. Çok güçlü bir sarsıntı yaşandı. Yaklaşık bir dakika sürdüğünü söyleyebilirim. İlk başta hafif bir şekilde başlayan sarsıntı birkaç saniye sonra hızlandı ve çok güçlü bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte tabii binalarda oturan vatandaşlar asansörlerden daha doğrusu koşarak dışarı çıkmaya çalıştılar ve ağlayanlar, korkudan büyük panik yaşayanları gördük. Şu an Malatya'da depremin merkez üssüne en yakın nokta olan Elazığ'a, en yakın nokta olan Malatya'daki deprem paniğini şu an ekranlarınıza getiriyoruz ve binalar şu an boşaltılıyor. İnsanlar araçlarıyla şu an bölgeyi terk ediyorlar. Dikkat ederseniz uzun araç konvoyları şu an oluşmuş durumda. Bulunduğumuz site, şu an vatandaşlar evlerini terk ediyorlar. Gördüğünüz gibi şu an sormak istiyorum tabii vatandaşların. Büyük paniği de var. Nasıl, neler hissettiniz? Vallahi çok kötüydü. Çok şiddetli sallandı. Yerlere düştük yaptık. Büyük, bayağı panik oldunuz. Çok çatlamalar var binamızda. Çatlak mı olmuş? Çatlaklar var, evet. Girişlerde çatlaklar var. Evet, devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi vatandaşlar araçlarıyla binalarını terk ediyorlar. Daha güvenli olan noktalara gidiyorlar. Direksiyonlardaki insanları görüyorsunuz ve çoluk çocuklarıyla şu an evlerini terk ediyorlar. Bizler de vatandaşlara mikrofon tutmaya devam edeceğiz. Evet. Arabalara bindiler zaten şu anda. Kimse içeri giremiyor yani. Kaçıncı kattaydınız? Birinci kat, en altta. Birinci kattaydınız? Evet, birinci katta biz duramadık kendimizi. Lambalar hep birbirine değil. Evet, çok büyük sarsıntı. Büyük bir sarsıntı. Evet. Evet, şu an hemen göstermek istiyorum. Bakın, Malatya'da şu an trafikte de büyük bir hareketlilik başladı. Ve insanlar telefonlarına sarılıyorlar. İl dışındaki vatandaşlar yakınlarını arayarak
durumları hakkında bilgi almak istiyorlar. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Çok sarsıldı. Evet, hissettiniz bayağı, mi? Çok bayağı hissettik ya. Kaçıncı kattaydınız? Dördüncü kattaydık. Dördüncü kattaydınız. İşte görüyorsunuz burada da vatandaşlar yine araçlarına binerek dediğim gibi daha kırsal, tenha alanlara gitmeye çalışıyorlar. Binalar boşaltılıyor. Şu an büyük bir panik var. Sarsıntı yaklaşık bir dakika sürdü. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve sarsıntı sırasında oldukça korku dolu anlar yaşandı. Bulunduğumuz 5. katta bizler bayağı bunu hissettik. Bunu özellikle belirtelim. İşte görüyorsunuz vatandaşlar yine sokaktalar. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz? Ölçülerimizde birden sarsıntı hissettik. Güçlü bir sarsıntı. Evet. Çok güçlüydü. Ömrü hayatımda ilk defa çok gördüm ama bu sefer çok etkilendim. Evet, oldukça güçlü bir sarsıntıydı. Siz de söylemek istersiniz. Evet. Evet, tabii büyük bir panik var. Şu an Malatya'dayız. Ve Malatya'da insanlar sokaklarda var. Ve sokaklarda bu paniği şu an çok net bir şekilde görebiliyoruz. İşte haber objektifine yansıyan görüntüler. Ve şu an binaların tamamı boşaltılmış durumda. Malatya'da tabii mikrofon tuttuğumuz vatandaşların söylediği gibi bu ana kadar bu şiddette bir deprem görmediler. Ben de hakikaten bu yaşıma kadar ilk kez bu kadar şiddetli bir depremi yaşadığımı belirtebilirim. Oldukça uzun süren bir depremdi. Yaklaşık bir dakika süren bir depremdi. Ve işte görüyorsunuz vatandaşlar araçlarına binmiş durumdalar. Ve yaşanan panik an itibariyle de devam ediyor. İnsanlar araçlarına biniyorlar ve daha güvenli olduğuna inandıkları noktalara gidiyorlar. Şu an A Haber canlı yayınında Malatya'da depremin hemen ardından yaşanan paniği sizlere aktarıyoruz ki gözyaşları bayağı bir vatandaşlarda gördük. Korkudan ağlayan vatandaşlar. Şu an görüyorsunuz vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarıyla görüşüyorlar. Bir yandan gözyaşlar içinde. Nereye gidiyorsunuz efendim? Arabada bekliyoruz. Arabada bekliyorsunuz. Tabii vatandaşlar binalarına girmek yerine arabalarında beklemeyi de tercih ediyorlar. Efendim nasıl oldu? Korktunuz mu? Oraya gidiyorsunuz. Korkmak da neydi? Gittim korktu. Sallandık da. Evet. Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Merdivenlere biri koştu. Birileri dışarı koşmaya hazır. İlk başta biraz kendimizi toparlayıp ondan sonra olunca aşağı inmeye çalıştık. Yani merdivenleri kullanarak aşağı indik. Bu gece evinize gidecek misiniz? Valla bilmiyorum. Duruma bakarız. Şu anda Sivrice'de olduğumuz söyleniyor. Korkuyorsunuz. Bu kadar şiddetli bir deprem gördünüz mü hayatınızda? Hayır, ben ilk gördüm valla. Yüksek olunca daha çok sallandı. Kaçıncı kattaydınız? Biz 6. kattaydınız. Evet, hemen şöyle blokları da göstermek istiyorum. Vatandaşların okudukları şu an Malatya merkezdeki bloklar şu an boşaltılmış durumda. Ve vatandaşların dediğim gibi evlerini terk etmelerini, araçlarıyla bölgeyi terk etmelerini ekranımıza getiriyoruz. Şu an vatandaşlara da mikrofon uzatacağız. Geçmiş olsun. Nereye gidiyorsunuz? Malatya'ya gidiyoruz. Ne yapalım abi? Nasıl şiddetli oldu mu? Zor şimdi. Bayağı karımızda yer kalmadı. Şu an kötü oldu yani. Korktuk yani. Evet, korkudan ağlayan çocukları da şu an ekranlara getiriyoruz. Çok mu korktun? Çok korktum. Evet, nereye gideceksiniz? Valla parkta mı gideceğiz? Başka yapacağımız yok. Parkta kalacaksın. Evet, eve girmeyeceksin. Yok, eve evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu 8 şiddetindeki depremin en yakın noktalarından biri olan Malatya'daki deprem paniğini A Haber farkı da ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bakın mikrofonumuzu nereye uzatsak, kameramızı nereye çevirsek vatandaşların... Evet, mikrofon uzatmak istiyoruz. Evet, geçmiş olsun. Nasıl oldu? Şiddetli miydi efendim? Valla biz akrattaydık. Şiddetliyiz tabii ya. Şu ana kadar bu kadar şiddetli bir deprem yaşadınız mı? Yok. İlk kez mi? Yani kaç yaşındasınız? Ben 57 yaşındayım. İlk kez bu kadar şiddetli bir deprem gördünüz. Ne oldu o anda? Ya ne olacak işte? Bir kere kadar da deprem hücreni olur. Hı hı. Şimdi nereye gidiyorsunuz?
Sizde abimin çocukları var. Ha. Eve gireceksiniz bugün. Gireriz tabii, nereye gireceğiz? Evet. Çok geçmiş olsun. Evet, Malatya'dan merkezde şu an depremden hemen sonra yaşanan panik ekranlarda. Depremin merkez üssü 6,8 şiddetindeki Elazığ. Elazığ'a oldukça yakın bir noktada Malatya'daki deprem paniği şu an ekranlarınıza geçmiş olsun. Siz kaçıncı kattaydınız? Üçüncü kattaydım. Nasıl oldu efendim, o anda neler hissettiniz? Aa, namazdaydık, bayağı bir salladı. Korktuk yani. Biz dışarı çıktık posta. Koşarak dışarı çıktınız. Evet. Koşarak dışarı. Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız şimdi? Bekleyeceğiz. Böyle sokakta bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Evde hasar var mı? Bakmadık. Korkuda çıktık. Bakamadık. Korkudan bakamadınız. Evet abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Evet, şöyle devam ediyoruz. Bakın işte insanlar üzerlerinde battaniyelerini de almışlar ve yakınlarıyla görüşerek, yakınları tabii civar illerde, başka illerden telefonla arıyorlar, haber almaya çalışıyorlar. Şu an yoğun bir telefon trafiğinin olduğunu belirtelim ki, işte görüyorsunuz. Geçmiş olsun çocuklar, korktunuz mu? Vallahi çok kötü oldu ya. Gerçekten korktuk. Evet, bayağı panik yaşadınız. Şöyle devam ediyorum ben yine. Malatya sokakları şu an ekranlarınıza geliyor. Deprem nedeniyle sokağa çıkan aileler, işte çocuklarıyla birlikte. Havanın oldukça soğuk olduğunu da belirtmek istiyorum. Şu an sıcaklık sıfır gibi görünüyor ve oldukça soğuk bir hava. Bakın şöyle ilerliyorum.